geldiniz kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda size Bargello tekniği kullanarak yapmış olduğum bu güzel desenli çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Modelimi yaparken kalın bir halka kaydırmaz kullandım. Şu şekilde göstereyim. İğne ve çeşitli iplerimiz var. İplerin markası hiç fark etmez ama ben Nako'nun Vega isimli iplerini kullanarak yaptım arkadaşlar. Renkler ve ip seçimi tamamen size ait. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz. Biraz ince bir ip olduğu için şöyle modelimizi de koyalım. Ben bunu iki kat olarak çalıştım arkadaşlarım. Hemen kenardan bakın bu şekilde giriş yaptım ve şöyle ipimi arkaya alıyorum. Evet, buraya arkadaşlarım iki tane birli yer yapacağız. Şu şekilde tuttum, giriş yapıyorum, bir tane atlayarak diğerinden geçiriyorum iğnemi. Şimdi bir tane daha aynı şekilde yapıp hemen bir birli daha yapıp diğer kısma geçeceğiz. Şimdi birliden sonra bir tane ikili, şu şekilde bir tane de üçlü. 1 1 2 3 ve 7 olarak bu kısmı tamamlayacağız. Şimdi şu şekilde alıyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım özellikle kalın ip kullanırlarsa çok rahat ederler. Tek kat olması size büyük avantaj sağlayacaktır. İki kat ip kullandığınız zaman veya da daha fazla bu şekilde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yeni başlıyorsanız şayet böyle kalın ip alırsanız daha rahat edersiniz. Şimdi bakın 1 1 2 3 şimdi 7 tane yan yana yer yapıyorum arkadaşlar. Bu ana kısmı oluşturduktan sonra gerisi inanın çok kolay, içini doldurma kısmını şöyle hemen 7 tane yapalım. Yedinciyi yaparken yine aşağıya iniyorum ve aynı şekilde arkadaşlarım bu 3 2 1 1 şeklinde devam ediyorum. Şimdi 3 olan yerimi yapacağım. Daha sonra da son olarak birli yerimi yapıyorum. Bu şekilde. Yine diğer tarafa geçerken aynı şekilde arkadaşlar. Böyle bir tane birlimin yanında hemen bir birli daha yapıyorum. Sonra ikiliyi yapıyorum. Yine aynı sıralamayla devam edeceğiz. Yedinciyi yapıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde aşağıya doğru inerek bu şekilde modelimizi devam ettiriyoruz. Şimdi ben size şöyle bir yeri anlatmak istediğim için hemen burada bu kısmı bitiriyorum. Şimdi arkadaşlarım bakın bu yerlerimizde 7'şer tane yerimiz var. 7 yer yapmıştık. 3 tanesini 1 2 3 bu taraftan 1 2 3 tam ortadakinden yani şöyle giriş yapıyorum. Yine buraya
Önce birli yerimi yapıyorum. Şöyle hemen üstünden alıp bir tane birli önce yapıyoruz. Sonra diğer birliğimizi yapıp hemen yanına geçip, bakın şöyle hemen yanından çıkartıyorum, bakın şuradan. Yine aynı şekilde 1 1 2 şöyle 1 2 yaparken hemen yanına geçiyorum. Yine 3'ü yapacağım bu sefer de. Şöyle tutalım. Şimdi yedileri yapıyorum, yedi yerimi. Hemen aşağıya inip önce üçlümü yapacağım. Sonra 2, sonra 1, sonra bakın tam onun ortasına, diğerinin ortasına geliyor. Hemen oradan bu şekilde giriş yapıyorum, çıkartıyorum ve diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Birli yapıyoruz yine. Bu şekilde de bu tarafa doğru tekrar dönüş yapıyoruz ve buraya doğru kapatacağız arkadaşlar burayı. Şimdi bu kısmı bu şekilde yaptıktan sonra içini doldurmadan bahsetmek istiyorum. Bakın hemen şu ortadaki, yani şu rengimden başlayacağım. Şöyle giriş yapıyorum. Buraya kısa bir tane, şöyle arkadan da bakın bu şekilde çeviriyorum. Şimdi önce kısa bir tane yapıyorum. Daha sonra hemen yanına geçiyorum. Bu ara boşluğa 3 tane yer yapacağız. İkisi kısa, biri uzun olacak arkadaşlarım. Bakın biri kısa oldu. Şimdi alttaki bu teklimin üzerinden giriş yapıp hemen buradan çıkartıyorum iğnemi ve bir kısa daha yapıyorum. Bu şekilde çekiyorum. Burayı tamamladıktan sonra hemen bir de ip şeyini göstereyim. Şu şekilde giriş yapıp şöyle aradan bir de şöyle geçiş yapalım ve bu ipimizi artık kesiyoruz. Evet arkadaşlar, diğer rengimize geçtik. Şimdi bunu 7 tane yapacağız. Bakın 3 tane ortada var. 4, 5, 6, 7. Hemen şu şekilde giriş yapıyorum. Buradan şöyle arkadan yine tutunacağım. Ve yukarıya yine normal birli de yaptığımız gibi 7 tane yan yana yer yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve sonun olarak da 7'yi yaptım. Ve bunu da artık bu ipimi de bu şekilde tutunarak kesiyorum. Tabi model devam ettiği için arkadaşlar aralardan geçiş yaparak diğerlerine de geçebilirsiniz. Şöyle kestim. Ve şimdi bir diğer rengimize geçiyoruz. Buradan giriş yapıyorum hemen bir üstünden. Şöyle çektim. Şimdi burada direkt yukarıya çıkıyorum. Şöyle bir atlayıp
Buradan giriş yapıyorum. 1 2 3 tane. Ve bu ortadaki 7 yerimi normal olarak devam ettiriyorum. Hemen bir üste geçiyorum bakın. Yedi tane yaptıktan sonra diğer üçlüğümüze geçiyoruz ve üçlü yerimizi yapıyoruz. 2 ve 3. Bu da bu şekilde tamamlanıyor. Evet, onu da hemen bu yerimizden yedili yerimizin 3 tanesini bakın şu şekilde aldım. Buradan bir tane küçük yapıyorum arkadaşlar. Şöyle çıkartalım yukarıya. Önce bir küçük. Diğerleri iki tanesi normal. Sonra hemen buraya geçiş yapıyorum. Buraya da yukarıda bakın üçlü yerimiz var. Aynı şekilde üçlü bir şekilde dolduracağız. Yani boşlukları doldurarak devam edeceğiz. Artık bu son yerimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle çekelim. Şimdi bakın üçlüyü tamamladık. Yedili yerimize geldik. Ve böylelikle bu kısmı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlarım. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. İç kısımlarındaki sayıları bu şekilde. Dış çerçevesini önce yaptıktan sonra gerisi geliyor zaten. Gerisi kolay oluyor. Böyle bir güzellik elde etmiş oluyoruz arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir modelimi. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.